Hazır mıyız değerli arkadaşlar? Evet. Değerli basın mensupları, daha önce bir operasyonda yaralanan ve bugün vefat eden bir şehidimiz var. Ayrıca son günlerde bugün şehit haberini aldığımız başka bir şehidimiz daha var, İslam Sancak. O da Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ailesine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomimiz yine sıkıntıda. 4 yıldan beri Türkiye ağır bir krizle boğuşuyor ve bu kriz buhrana dönüştü. Hükümetin atmış olduğu istikrarsız, yanlış adımlarla da krizin boyutu gün geçtikçe daha da ilerliyor. Ekonominin kitabını yazdık demişlerdi. Ekonomi kitabını yazanlara göre güya faiz indireceklerdi. Döviz kuru yükselecekti. İhracat artacaktı. Cari açık kapanacaktı. Böylece enflasyon gerileyecekti. Tabii bunların hiçbirisi olmadı. Cari açık düşmek yerine cari açık yükseliyor. Finansmanı gittikçe daha da zorlanıyor. Döviz kuru belirli bir noktaya gelmişti. Son bir ay içinde %10 civarında değer kaybetti Türk liramız. Tekrardan bu arada bu açığın, cari açığın finansmanı için son dönemde 8 milyar dolara yakın döviz sattılar. Biliyorsunuz bunu genelde arka kapıdan satıyorlar. Türk işi bir yöntem icat ettiler. Bu yöntem şeffaf olmayan bir yöntem. Rakamlardan çıkarmaya çalışıyoruz. Enflasyon yükseliyor. Resmi enflasyon rakamları %70'lere dayanmış durumda. Uzmanlar daha da artacağını ifade ediyorlar. Öbür taraftan ENAG'ın yapmış olduğu açıklamalara göre enflasyonumuz %100'ü geçmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye hem resmi rakamlara göre, resmi enflasyon rakamlarına göre Türkiye dünyada ilk sıralara yerleşmiş durumda %70 enflasyonla. Üretici enflasyonuyla, yani %122'lik üretici enflasyonuyla da dünya şampiyonluğunu ele geçirmiş durumda. Tarihimizde ilk kez iç borca ödenecek olan faiz ana parayı geçti. Yani ödeyeceğimiz faiz miktarı ana paranın üzerinde. Türkiye böyle ağır bir ekonomik sarmal içinde devam ediyor. Bir yandan da vatandaşımız kendi geliri artmadığı için, enflasyon altında ciddi şekilde ezildiği için, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bile ağır sorunlar yaşama durumunda. Akaryakıt 25 lira sınırına geldi. Tütün mamullerine, alkole sürekli ÖTV artışıyla vergisini arttırıyorlar, fiyatlarını arttırıyorlar. Yakın zamanda şeker ithalatı yapmak durumunda kaldık. Yani artık vatandaşımızın çayına, şekerine, kahvesine, sigarasına ağır zamların olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bunları tüketmek bile lüks oldu artık vatandaşlarımız için. Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağ Platformu UYAP'a göre 31 Aralık 2021 tarihinde 22.571 icra dosyası varmış. 5 ay geçtikten sonra, yani 24 Mayıs 2022 tarihinde 23.497.126'ya yükselmiş. Yani aslında 5 aylık süre içinde 2 milyona yakın icra dosyasında dosyaların artış var. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ısrarla söylüyordu, yönetemiyorlar, savruluyorlar, ne yaptıklarının farkında değiller. Günü kurtarma çabası içinde başka bir sektöre ya da başka bir daha ileriki bir döneme ağır hasar bırakıyorlar ülkede diyordu. Bu anlatmış olduğumuz tablo bunun açık göstergesi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türk İş dönem dönem açlık sınırı ve yoksulluk sınırı hesaplaması yapar ve bunu da kamuoyuyla paylaşır. En son Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı rakamları 6.017 lira olarak belirlendi. Biliyorsunuz asgari ücret 4.253 lira. Asgari ücretin 4.253 lira olduğu bir ülkede eğer açlık sınırı 6.017 lira ise siz gelin buradan meselenin ne kadar ağır, ne kadar vahim bir tabloya dönüştüğünü buradan bakın ve buradan hep beraber bu vahim tabloyu görelim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir Sadat Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür bir tweet attı. Sonra attığı tweet'i sildi ama attığı tweet'in içinde vermiş olduğu mesaj ağır ifadeler barındırıyordu. Ne dedi Ersan Ergür? Ben ilgili kısmını alayım. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz dedi. Yani bir tür sandığı sorgulayan bir ifade kullandı. Kendilerine her eleştiride bulunduğumuzda
iktidar partisi mensupları millet iradesinden bahsediyorlardı. Gerçi 31 Mart seçimlerinden sonra biz millet iradesi lafını duymaz olduk. Millet iradesi onların aleyhine tecelli edince, bir de üstüne dayanamayıp İstanbul'u ikinci kez seçime götürüp oradan da sandıktan sert bir vatandaş tokadı yiyince bir daha millet iradesini dile getirmez oldular. Ama Ersan Ergün'ün söyledikleri vahim şeyler. Diyor ki, biz sandıktan çıkanı kabul etmeyeceğiz. Diyor ki, biz kaybettiğimiz yerde, kaybettiğimiz seçimde demokrasiye falan inanmıyoruz. Bizim istediğimiz sonuç çıkarsa iyidir, o demokrasidir, biz onu kabul ederiz. Bizim istediğimiz sonuç çıkmazsa biz o sonucu kabul etmeyiz. Bunu da bir vesileyle, bir gerekçeyle bir hamaset haline getirir ve o seçim sonuçlarını reddederiz diyor. Şimdi zaten biz muhalefet partileri olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı ile aynı koşullarda, eşit koşullarda seçime girmiyoruz. Medya büyük oranda onların tekeli altında. Sermayesi üzerinden birçok medya kuruluşunu kendilerine bağlamış durumdalar. Ağır işleyen bir propaganda mekanizmaları var. Öbür taraftan TRT'nin durumu ortada. TRT vahim. Kendimizi biz TRT'de sadece bizimle ilgili olumsuz bir şey söyleniyorsa duyuyoruz partimizin ismini ya da genel başkanımızı ya da Cumhuriyet Halk Partilileri. Seçim dönemlerinde açıklıyoruz. Hangi siyasi partiye TRT kaç dakika yer vermiş? Bazı siyasi partilere nezaketen yer vermiş oluyor. İktidar partisinde bütün gün döndürüp dolaştırmış ve yayınlarında kullanmış oluyor. Öbür taraftan parlamentoya bir kanun teklifi gönderdi Cumhur İttifakı bileşenleri ve sosyal medya üzerine ağır sansür getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de böyle bir süreç yaşanırken ekonomik imkanları bizim hiç ölçemeyeceğimiz, boy ölçemeyeceğimiz bir noktadayken, Beşli Çete'nin bütün imkanlarını seçimlerde kullanırken, bir yandan da en son yapmış oldukları yasal düzenlemeyle parlamentoda Cumhurbaşkanı'nı siyasi yasakların dışına çıkarmış olan, seçim döneminde uygulanan yasakların dışına çıkarmış olan bir iktidar partisi varken dahi seçimden çıkan sonuçları kabul etmeyeceğini söyleyen iktidara çok yakın, bizim de önüne gittiğimiz, uyardığımız, toplumu, vatandaşımızı uyardığımız bir Sadat mensubuyla karşı karşıyayız. Böyle bir cümleyi bir Cumhuriyet Halk Partili dile getirseydi ne olurdu? Başına neler gelirdi? Bir de o tarafından bakalım isterseniz. Muhtemelen hakkında çok hızlı bir şekilde darbecilikten dava açılırdı. Attığı tweetten dolayı gece yarısı evi basılırdı. Kendisi gözaltına alınırdı. Sonra tutuklanırdı. Uzun bir süre içeride yatardı. Ve muhtemelen kendisine bakacak olan, kendisinin davasına, dosyasına bakacak olan hakimler ve savcılar da doğrudan talimat alabilen mahiyette kişiler olarak belirlenirlerdi. Şimdi merak ediyoruz. Bir muhalefet mensubuna, bir Cumhuriyet Halk Partili'ye bunları yapardınız. Bu sır değil. Peki bu kişiye atmış olduğu bu tweetle ilgili nasıl bir yasal işlem yapacaksınız? Herhangi bir işlem yapacak mısınız? Sizin yakın çalıştığınız, sizin iyi ilişkiler içinde olduğunuz bir kişi böyle bir şey söylediğinde muhalefete yapacağınız ağır baskıları bir kenara koyuyoruz. Bu kişiyle ilgili nasıl bir işlem yapacaksınız? Zaten siz aslında bunu İstanbul seçimlerinde yaptınız. İstanbul seçimlerinde 31 Mart'ta bir seçimi kazandık. Sonra seçimi muhtelif gerekçeler icat ederek yargı darbesiyle iptal ettirdiniz ve seçimi tekrarlattınız. Seçimi tekrarlattırınca vatandaşın vermiş olduğu tepki, sandıktan çıkan sonucu kabul et, sandıktan çıkan sonucu tartışma tepkisi oldu. Yetmedi. 31 Mart seçimlerinden sonra birçok ilde seçimi kazanan belediye başkanlarını görevden aldınız. Yerlerine kayyum atadınız. Bazılarını da ikinci partiye verdiniz. Böyle bir uygulamayı bizim kabul etmemiz, sandıktan çıkan iradeye karşı olacak herhangi bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. İstanbul'da da kabul etmedik. Aynı şekilde kayyum uygulamalarınızı da kabul etmiyoruz. Onları da zamanı geldiğinde seçimleri kazandığımızda milletin vermiş olduğu yetkiyi alan kişi kimse, milletin seçtiği kişi kimse, o kişinin görevini yapması gerektiği düsturuyla aynen devam ettireceğiz. Gördüğümüz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın sandığa, demokrasiye, milli iradeye inancı kıt. Başları her sıkıştığında sandık diyorlardı ama sandıkta eridiklerini görünce kabadayla zorbalığa başvurmaya çok meyilliler. İradenin,
vatandaşın elinde olduğu bu sistemde vatandaşın elindeki iradeyi almaya yönelik bütün çabalarınızı, bütün kumpaslarınızı, bütün pis işlerinizi tek tek ortaya çıkarıyoruz. Ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin adil, şeffaf bir seçim yapması için, sandığa giren oy neyse onun aynen çıkması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şimdi dönelim tweet'e. Böyle düşünen bir kişi, acaba seçimi biz kazanınca, Millet İttifakı kazanınca, Altılı Masa'nın belirlediği Cumhurbaşkanı adayı kazanınca ne yapar? Sokağa mı çıkacak? Paramiliter güçleriniz mi var? Varsa paramiliter güçlerinizi ortaya mı dökeceksiniz? Onları harekete mi geçireceksiniz? Darbe mi yapmaya niyetiniz var? Siz darbeci misiniz? Ne demek bu? Ne demek bu tweet? Türkiye'de vatandaşın seçime dair düşüncesini, seçimin hakkaniyetli bir şekilde yapılacağına ve sandığın el değiştireceğine, sandık yoluyla iktidarın el değiştireceğine olan inancını, güvenini sarsmaya yönelik bu tür tavırların tam karşısında olacağız. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Öyle ne Sadat'tan, ne Sadat gibi adı kamuoyunda çok konuşulmayan varsa başkalarından korkumuz yok. Biz seçimi kazanacağız. Seçimde kazandıktan sonra da bu ülkeyi normalleştirecek, güçlendirilmiş demokratik sistemle tanıştıracak bir siyaset izleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu tür tehditler bizi korkutmaz. Bu çok açık. Biz Altılı Masa etrafında toplanan siyasi partiler olarak seçim güvenliği ile ilgili bir komisyon oluşturduk, biliyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın güven içinde seçime gitmesi, sandığa gitmesi ve aslında başlamış olan bu değişim sürecinin sandıkta sonuçlanması için elimizden gelen her türlü çabayı, her türlü demokratik katkıyı sunacağız. Değerli basın mensupları, bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar yapıyorlar. İtibarsızlaştırma çabası içindeler. Bunların tamamı aslında bizim yapmış olduğumuz hizmetleri engelleme çabası. Vatandaşımızla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ki şu anda toplumda Türkiye'de nüfusun %50'sinden fazlası, yani her iki kişiden biri bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına hizmet alıyor. Rakamlar ortada. Basın mensuplarının tahlilleri de, uzmanların yapmış oldukları anket çalışmaları da şunu gösteriyor ki, bizim saha gözlemlerimiz de onu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları seçilmiş oldukları günden bugüne kadar vatandaşa gerek pandemi döneminde, gerek ondan sonrasında yapmış oldukları hizmetlerle almış oldukları oyu, vatandaşın onlara dair olan memnuniyetini artırarak devam ediyor. Dolayısıyla bu memnuniyeti ortadan kaldırmak için İçişleri Bakanlığı'nda ve MASAK'ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların daha da artacağını, Cumhuriyet Halk Partili siyasilere, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına güvenilmez duygusu yaratmaya çalışan algı operasyonlarının süreceğini biliyoruz. Kadıköy Belediyesi'ne bir operasyon yaptılar. CİMER'e giden şikayetleri toplamışlar. O şikayetlerle beraber bir operasyon yaptılar. Benzer bir şekilde Maltepe Belediyesi'ne 2018 yılında kapatılmış olan bir dava dosyasını tekrardan açarak, o zaman bir şey bulamadık, belki bugün bir şey buluruz duygusuyla operasyon yaptılar. Bu operasyonların devam edeceğini görüyoruz. Zaten müfettişler var belediyelerimizde. Biz denetimden korkan insanlar değiliz. Müfettişler gelebilir. İstedikleri şekilde bizim belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın yapmış olduğu uygulamaları izleyebilirler, takip edebilirler. Hatta öyle bir hale geliyor ki bir müfettiş geliyor, dosyayı inceliyor, sonra dönüyor. Başka bir müfettiş geliyor, aynı dosyayı bir daha inceliyor. Acaba başka bir gözle bakarsak bu şey bulamadığımız dosyada yeni bir şey bulabilir miyiz diye sürekli böyle gidip gelen bir müfettiş trafiği var. Biz buna şikayetçi değiliz. Biz ne yaparsanız yapın, vatandaşa olan sözümüzü, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Bunun için de belediye başkanlarımız canla başla çalışacaklar. Peki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ne yapıyor da Cumhur İttifakı, iktidar bundan rahatsız? Ben size birkaç örnek vereyim. Biliyorsunuz pandemi döneminde kendileri birkaç maskeyi dağıtamayan bir noktaya düştüler. O dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları devreye girdi ve bazen kendi üretimleriyle, bazen de
vatandaşa destek olarak bağışçılardan almış oldukları yardımlarla tüm Türkiye'de maske dağıttılar, dezenfektan dağıttılar ve bunları ücretsiz yaptılar. Askıda fatura uygulamaları başlattılar. Vatandaşların ödenemeyen faturalarını ödeyen, yani kimin faturasını ödediğini bilmeden bir yurttaşımız başka bir yurttaşımızın doğalgaz faturasını ödedi, su faturasını ödedi. Onları pandemi döneminde ve karda kışta koruyan bir süreç izledi. Bunu da bizim belediyelerimiz organize etti. Aynı şekilde doğal afetlerde yine bizim belediyelerimizin ekipleri hep başrollerde bulundu. Bizim belediyemizin olduğu yerlerde son 3 yılda 2852 yeni park hizmeti açtık. Bu parkların toplam büyüklüğü 2900 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan, büyük şehirlerde özellikle kentlerde vatandaşımıza yeşil alan olarak vatandaşımıza kazandırıldı. Kreş sayımız CHP'li belediyeden olduğu yerlerde 2019'da 162 iken bugün 316'ya çıkmış durumda. 20 yıldır yurt sorunu çözemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama bizim belediye başkanlarımız bu konuda büyük adımlar attılar. 2019'da 22 yurt varken bugün 54 yurt öğrencilerimize hizmet veriyor. Üretim ve üreticiler konusunda da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler destek verdiler. Destek verilen üretici sayısı 147 bin. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bu konuda ciddi yardımda bulundular. 50 milyondan fazla meyve ve sebze fidesi tarım kesiminde üreticilere dağıtıldı. 50 milyondan fazla sebze ve meyve fidesinin verilmesi vatandaşta, köylü de, çiftçi de büyük bir ilgi oluşturdu. 120 bin tohum, 75 bin tondan fazla hayvan yemi dağıtıldı. Yapılan bu sosyal yardımların toplamı 12 milyar liralık bir bütçe oluşturdu. Değerli arkadaşlar, bizim yaptıklarımızı siyaseten ortadan kaldıramayan, siyaseten bizi yenemeyen, belediye başkanlarımızın hizmetleriyle karşı karşıya gelemeyen, boy ölçüşemeyen iktidar, vatandaşın medya üzerinden bir miktar kontrol ettiği iletişimi, bir yandan da sosyal medya üzerinden kontrol etme peşinde. Biliyorsunuz AKP ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, muhalif basını susturmak için yeni bir tehdit ve sansür yasağını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. 40 maddeden oluşan sosyal medya yasası teklifini meclise sundular. Sunulan teklif basın ve ifade özgürlüğünü daha da geriye götürecek. Teklif sadece gazetecilere değil, sosyal medya kullanıcısı, vatandaşlara ve bilişim ve internet sektöründe çalışanlara da baskıyı arttıracak bir düzenleme. Düzenlemede medyaya yönelik olarak öngörülen idari tedbirler arasında para cezası, reklam yasakları ve sosyal medya ağlarına bant daraltma yaptırımları var. Teklifte dezenformasyon, yalan haber, asılsız bilgi ve tahrif edilmiş bilgi gibi kavramlar hukuki bir tanım yapılmadan kullanılıyor. Güvenlik, kamu düzeni, kamu barışı gibi açılan davalara sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak mahkemelere yeni suçlar tanımlanıyor. Sarı basın kartı vermek gazetecilere bir ödül ve ceza mekanizmasına dönüştürülmüş durumda. Düzenleme yasalaşırsa biz karşı çıkacağız. Mecliste bütün gücümüzle bu düzenlemenin yasalaşmaması için karşı çıkacağız. Ama bu düzenleme yasalaşırsa Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansürü yaşanacak. Baskılar bu kadar fazlayken bu baskı ve sansürü daha da arttıracak bir düzenlemeyle karşı karşıya olacağız. Değerli arkadaşlar, RTÜK bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve Ensar üzerinden Amerika'ya aktarılan paralarla ilgili videosunu yayınlayan Tele1, KRT ve Halk TV için ceza verdi. Gerekçe şu: soruşturmaksızın veya doğruluğundan emin olmaksızın yayın yapmak gerekçesiyle bir ceza verdi. Şimdi eğer gerekçe bu ise herhalde iktidara yakın medya kalmaz. İktidara yakın medyada her gün bizlerle ilgili ağza alınmayacak ağır hakaretlerin olduğu, yalanların olduğu, olmayan şeylerin olmuş gibi gösterildiği, bununla ilgili bir dijital alanda bir geçmiş yaratıldığı, internette aradığınızda sizinle ilgili çamur atacak bir şeyler bulunsun babından işlerin yapıldığı bir medyayla karşı karşıyayız. Aynı madde eğer bu gerekçeyle bu madde iktidar medyasına uygulanmış olsa muhtemelen hepsi kapısına kilit vurmak zorunda kalacak. Dolayısıyla biz RTÜK'ün bu yaklaşımını kabul etmiyoruz. RTÜK'ün bu yaklaşımına yönelik olarak onların şimdiye kadar yürütmüş oldukları bu baskıcı zihniyete açık bir şekilde karşı duruyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hafta
hem Sayın Ekrem İmamoğlu'na hem de İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik davalar da görülecek. Sayın İmamoğlu ile ilgili dava tam evlere şenlik, az önce belediye başkanlarımıza ve Cumhuriyet Halk Partili siyasilere yapılan açılan siyasi davaların ve siyasi operasyonların bir örneğini ortaya koyuyor. Benzer bir durum Sayın Canan Kaftancıoğlu için de geçerli. Sayın Soylu diyor ki Ekrem İmamoğlu'na, Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek, yazıklar olsun diyor. Süleyman Soylu, biliyorsunuz ağzı bozuk bir insan, bunu Sayın İmamoğlu'na söylüyor. Sayın İmamoğlu cevap veriyor. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan biten şeylere baktığımızda tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce oraya odaklansın diyor. Şimdi bir siyasi başka bir siyasiyle bir polemik yürütmüş. Mesele iki siyasi arasındaki bir tartışma olmaktan alınıyor ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerini İmamoğlu'nun bu sözleri Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylediği şekliyle bir dava açılıyor. Duruşması bu hafta. Sayın Kaftancıoğlu, biliyorsunuz partimizin SBK Holding, Sabıka Holding adında bir broşürü vardı. Bu broşürü gençlerimiz sokakta dağıtıyorlar. Bununla ilgili bir tweet atıyor ve bir parti faaliyetini gösteren bir tweet atıyor. Ve bu tweetten dolayı onunla da ilgili bir dava var. Şimdi siyasi saldırı deyince aslında altının boş olmadığını bu hafta görülecek olan bu davalar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Biliyoruz önümüzdeki dönemde de bu saldırılar devam edecek. Ama biz yılmayacağız. Umutsuz değiliz. Türkiye bu karanlığı aşacak. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masayla birlikte Türkiye'nin bu yaşamış olduğu ağır karanlık dönemi aşacak. Türkiye'yi normalleştirecek, bir düzen kuracak. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk olarak Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Bakan Nebati'nin bugün Bankalar Birliği'nde açıklamaları oldu. Kur korumalı mevduat sistemi gibi yenilikçi adımlarla kurum fiyatlar üzerindeki baskısını azalttık. Vatandaşı enflasyona karşı korumak için her türlü tedbiri aldık. Yüksek enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmüyoruz dedi. Vatandaşın önümüzdeki dönem alım gücü daha da artacak diye ekledi. Siz bu açıklamada nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi bu açıklamaya ne denir? Sayın Nebati aslında bir hazineden sorumlu, mali işlerden sorumlu, maliyeden sorumlu bir bakan olmanın çok ötesinde bir stand-upçı kıvraklığıyla ifadelerde bulunuyor. Onun söylemiş olduğu şeylere kimsenin inandığı yok. Çok açık bir şey var. Şu anda alt gelir gruplarından bu yapmış oldukları uygulamalarla üst gelir gruplarına servet transfer ediyorlar. Yani Türkiye'de emeğiyle geçinen, maaşıyla geçinen, iş bulabilen, bundan dolayı şanslı olan kesimlerin geçinememesi için enflasyonun yükseldiği ve alt gelir grubundan üst gelir grubuna transferin yapıldığı bir düzen yaşıyoruz. Sayın Nebati'nin söylediği sözlere bence onu dinleyenler de inanmıyor. Bence Sayın Nebati de bu sözlere inanmıyor zaten. Ama görev gereği bunları söyleyen bir noktada. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece terörü destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz evet demeyiz dedi. Sizin bu açıklamaya yorumunuz ne olacak? Bunu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebiyle ilgili söylüyor herhalde. Şimdi Sayın Erdoğan böyle iddialı cümleler söylemeyi seviyor. Ben size geçmişte dile getirdiği bazı iddialı cümlelerden bahsedeyim. Onun üzerinden gidelim isterseniz. Biliyorsunuz Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel Türkiye'de tutukluydu. Erdoğan ona ajan ve terörist diyerek ben bu görevde, bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek demişti. Deniz Yücel iade edildi. Raip Brunson'la ilgili biliyorsunuz 2018'de başlayan krizin müsebbibi Raip Brunson diye söylüyorlardı. Bir kur şoku yaşamıştık Ağustos 2018'de. Onunla ilgili bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi, Raip Brunson'ı alamazsınız demişti. Raip Brunson da gitti. Kriz kaldı. Raip Brunson gitti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili de dava dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesiyle ilgili verelim de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı, insanları enayi zannediyor demişti. Cemal Kaşıkçı'nın dava dosyası da Suudi Arabistan'a gönderildi. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman bir şey olmaz dese arkasından bir anda oluveriyor. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki günlerde bu NATO'ya girişine karşı çıktığı ülkelere yeşil ışık yakabilir. Bu tipik bir Recep Tayyip Erdoğan davranışı olur. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçış planının anatomisi diyerek yaptığı açıklamalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bu açıklamalara ilişkin yalan, iftira, akıl ve ahlak dışı hezeyanlar işte. Erdoğan burada, ölümüne burada dedi. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu kaçtı derken Kılıçdaroğlu'nun kazandığı 250 bin lira tazminatı da iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi önce kaçış planının anatomisi tarafından başlayalım isterseniz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu o kaçış planının anatomisiyle ilgili söylediği sözlerden hangisi yanlış? Ortada iki vakıf var Türkiye'de. Bir tanesi çocuklardan birine ait. Bir tane Amerika'da bir vakıf var. O vakıfta Erdoğan'ın başka bir çocuğuna ait. Türkiye'deki vakıflar kamu yararı almışlar. Yani kamu yararına iş yapıldığı söyleniyor. Kişiler, şirketler oraya bağışta bulunuyor. Bu para niye yurt dışına gönderiliyor? Yurt dışına para gönderildiğini reddediyorsunuz. 1 milyar lira civarında bir para gönderiliyor. Sonraki yılın rakamları hariç. Peki Türkiye kamuoyunu bunu nereden öğreniyor? Amerikan Gelir İdaresi'nin yayınlamış olduğu rakamlardan öğreniyor. Niye siz Amerikalıların söylemiş olduğu, yani bizim neden bunu, Türkiye'deki insanımızın, vatandaşımızın bunu Amerika'dan öğrenmesini niye bekliyorsunuz? Siz bunu ilan etseydiniz ya. Yurt yapıyoruz diyorlar. Yurt nerede yapılıyor? Dünyanın en pahalı emlaklarının olduğu Manhattan'da yapılıyor. Yüksek katlı bir bina yapılıyor. Peki o binada kaç öğrenci kalıyor? Öğrenci yurdu ya orası. Kaç öğrenci kalıyor? Kaç öğrenciye burs veriyor bu Türkan Foundation? Bir de gidiyorlar üstüne bir çiftlik alıyorlar. Çiftlikte kimi barındırıyorlar? Çiftlikte kimler kalıyor? Bu sorular doğru sorular mı? Buyursunlar bu sorulara cevap versinler. Bu sorulara cevap vermek yerine meseleyi döndürüp dolaştırıp başka bir alana çekme çabası içinde olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunlara dair şu ana kadar söylemiş olduklarımıza biz bir cevap alabilmiş değiliz. Öbür taraftan Erdoğan burada, ölümüne burada demiş Sayın Erdoğan. Vallahi az önce 3 tane örnekte Erdoğan'ın bugün dediği şeyin yarın tam tersini yaptığını görmüş olduk. Burada da yarın öbür gün tam tersini yaparsa buna şaşırmayız. Efendim şimdi ATV tarafından yönlendirilen sorular oldu. Onları aktaracağım müsaadenizle. ATV'nin ilk sorusu biraz önce de değindiğiniz konuyla alakalı. Soru şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili kaçacak iddiasına sert yanıt verdi ve Menderes dönemini hatırlattı. Dava da açtı. Kılıçdaroğlu hala iddiasının arkasında mı diye soruyor ATV. Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında. Dava açmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belki bu dava vesilesiyle gerçekler ortaya çıkma gibi bir durum söz konusu olur. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyarız. ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız dedi. Sözleri de tepki çekti. Bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi sözler herhalde sadece ATV'nin masasında tepki çekti. Öyle anlaşılıyor. Biliyorsunuz Kavala ve Demirtaş'ın dava süreçlerinde hakim savcı konumunda bulunanların neredeyse tamamı FETÖ çıktı. Bunu atlıyorlar. Bunu görmezden geliyorlar. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bunu atlıyorlar. Bunu da görmezden geliyorlar. Şu çok açık ki buradaki mesele kişiler değil. Mesele Türkiye'de adaletsizlik. Adaletsizliğin olduğunu vurguluyoruz biz. Eğer bundan çok gocundularsa ya da kendi masalarında çok tepki çektiğini düşünüyorlarsa ben de onun üzerine birkaç şey ekleyeyim. Mesela Barış Akademisyenleri de görevine dönecek. Bize katılsınlar. Bizim iktidarımızda Barış Akademisyenleri görevlerine dönecek. Askeri öğrenciler var. Hiçbir suç olmadan 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı, hain darbe girişiminden dolayı hapiste yatan, aileleri ortalarda. Onlar da adalete kavuşacaklar. Onlar da bize katılsınlar.
Türkiye'de esas vurgulanması gereken mesele bu davaların tamamının siyasi olduğudur ve adaletsizlik barındırdığıdır. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet, ben teşekkür ederim.